Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda serileri alt serilerine bölerek aslında hem çeyreklik bazda hem de aylık bazda ortalamalarını karşılaştırıp mevsimsellikle ilgili bilgi alabileceğimiz Mont Pilot ve Quarter Pilot yapılarını öğrenmiş olduk. Ancak biliyorsunuz ki istatistiksel süreçler her zaman hipotez testleriyle veya bazı model yapılarıyla desteklenmeli. İşte bu noktada da mevsimsellik veya daha sonra öğreneceğimiz trend yapıları ile ilgili bir istatistiksel süreç üzerinden tespitler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili kullanılan aslında birçok yöntem var. Ama ben en fazla kullanılan yöntemleri sizlere göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Bunlardan ilki kukla değişken dediğimiz dummy yapısı arkadaşlar. Kukla değişkenin ne olduğunu veri analizi eğitimlerimizde zaten gördük. Hatta kukla değişken ile ilgili tuzaklardan da yine o eğitimlerde bahsetmiştik. Şimdi öncelikle bir zaman serisinin mevsimselliğini görebilmek için kukla değişken yöntemi nasıl kullanılıyor? Onunla ilgili hemen sizlere bilgi vermeye başlıyorum. Şimdi yapımız çeyreklikte, biraz sonra aylık olarak da yine bakarız. Öncelikle çeyreklik bazda bakalım. Şimdi şuradan hemen bir print veri diyerek herhangi bir problemimiz var mı? Olmaması gerekiyor. Zaten bir önceki videonun devamı kodları değiştirmedim. Hemen okuma işlemini şöyle bir yapsın arkadaşlar. Bakalım verilerimizde herhangi bir sorun olacak mı? Bunu da kontrol etmiş olalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çeyreklik bazda yani üçer aylık farkla ile 81 tane rows bir tane columns olacak şekilde datamız elimizde. Peki kukla değişken yapısı nasıl gerçekleştiriliyor? Öncelikle bunun hemen kısaca mantığından bahsedeyim sizlere. Aylık yapılara birer kukla değişken yapısı ile örneğin çeyreklikse mesela aylık bir sonrakinde yine yaparız. Hatta bu videonun sonunda da yaparız. Bir sonraki video kalmasına gerek yok. Örneğin birinci çeyrek yapısı eğer bu noktada tarihimiz birinci çeyrek yapısındaysa buradaki ilk çeyrek yapısına 1, diğerlerine 0 olacak şekilde aslında çeyreklik yapılara göre birer dummy değişkeni üretiliyor. Daha sonra bu değişkenler bağımsız değişken ve turizm geliri yani bu noktada inceleyeceğimiz ana datamız olan turizm geliri bağımlı değişken yapısı olmak üzere basit bir doğrusal regresyon modeli kuruluyor ve aslında katsayıların anlamlılıkları üzerinden yani aslında bir farklılık var mı ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı mı bunu kontrol ediyoruz. Peki çeyreklik bazda ilk önce çalışacağımız için öncelikle bana bir çeyreklik yapıları lazım. Yani bu tarihlerin kaçıncı çeyreklere tekabül ettiği lazım ki ben onlar üzerinden birer dummy değişkeni üretmeye çalışacağım. Şimdi bunun için şöyle hemen veri diyelim arkadaşlar ve veri üzerinden çeyrek diye şöyle bir tane değişken oluşturalım. Çeyrek eşittir dedikten sonra veri nokta bu indeks yapımız üzerinden çünkü tarihimiz indeks. Daha sonra buradan arkadaşlar quarter yapısı olarak yazıyoruz. Artık bu tarihin hangi quarter olduğu ile ilgili bilgiyi toplayabileceğimiz bir sütun oluşturduk. Hemen tekrardan print veri diyerek arkadaşlar çalıştıralım. Bakalım herhangi bir sorunumuz var mı? Bunu da kontrol edelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çeyreklikler, üçüncü, görmüş olduğunuz gibi buradaki hangi çeyreğe tekabül ettiği ile ilgili birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek olacak şekilde buradaki her bir tarihin çeyreklik bazdaki gösterimini bu şekilde almış, ulaşmış olduk. Peki bu çeyreklikler üzerinden dummy değişkeni yani aslında kukla değişken yapısını hemen kurgulayalım isterseniz. Şimdi şöyle bir dummy diye bir tane değişken oluşturuyorum ve Pandas kütüphanesi üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Get dummies yapısından hangi değişken üzerinden ben işlem yapacağım? Yeni oluşturmuş olduğum çeyrek yapısı üzerinden bunu yapacağım. Sonra bir tane prefix yapısı yerleştiriyorum. Buna da çeyrek diyorum. Bunun ama anlamı şu. İşte örnek veriyorum. 4 çeyrek varsa her bir çeyrek için aslında birer tane dummy değişken oluşturacak ve bunlar çeyrek 1, çeyrek 2, çeyrek 3, çeyrek 4 şeklinde isimlendirmek için kullanacağımız bir parametre, prefix parametresi.
Şimdi öncelikle isterseniz şöyle print dummy diyelim arkadaşlar. Bir okuma işlemini yapalım isterseniz. Hatta bundan önce bir birleştirme işlemi yapalım. Çünkü buradaki dummy yapısını diğeriyle birleştireceğim. Onun için veri eşittir dedikten sonra veri konkat diyorum. Bunun içerisine öncelikle yukarıdaki veri yapılarını daha sonra da dummy yapılarını alsın ve bunu da sütun olarak göstereceğimiz için access 1'e göndersin. Print veri diyelim arkadaşlar. Bakalım her bir dönem için birer tane değişken oluşturmuş mu? Bunu kontrol edelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birinci çeyrek. Mesela çeyrek 1 ise true değeri döndürüyor. Hatta şöyle rakamsal değerlere ulaşalım. Bunun için şuradaki data type yapısına integer göndermemiz yeterli. Tekrardan çalıştıralım arkadaşlar. Buraları artık 1 ve 0 değeriyle yine gösterime getirmiş olacağız. Çalıştırsın. Şimdi şöyle yukarı doğru getirsin. Şimdi bu çeyrek bizim şu noktada oluşturduğumuz yani quarter yapıları. Çeyrek 1 eğer buradaki çeyrek yapısı yani tarih yapısı birinci çeyrek ise çeyrek 1 dummy değişkeni bir değerini, diğerleri ise 0 değerini alır arkadaşlar. Örneğin çeyrek 2 ise bu noktada da çeyrek 2 bir değerini alır ve diğerleri bu noktada 0 değerini alır. Şimdi dummy değişken üzerinde biliyorsunuz tuzak dediğimiz bir yapı vardı. Bunun için aslında bir yapı kullanıyorduk. Buradaki de drop first yapısının true olarak döndürülmesi. Bu şu anda çok önemli değil. Çünkü iki farklı türde de yapacağız. Yine bunu da göstereceğim. Şimdi bunu yaptığım zaman arkadaşlar artık çeyrek 1 yapısı ortadan kalkacak. Ve buradaki yapı çeyrek 2'den başlayacak. Eğer bütün çeyreklerin değerleri sıfırsa otomatikman zaten bunun çeyrek 1 olduğu ortaya çıkacak. O yüzden aslında bir kukla değişken tuzağına düşmemek için bu işlemleri yapıyoruz. Peki şimdi buradaki çeyrek 1 yapısını da düşürdükten sonra buradaki çeyrek 2, çeyrek 3 ve çeyrek 4 adında dummy değişkenlerimizi de oluşturduysak artık bu regresyon modelimizi kurabiliriz. Şimdi şuradan hemen ne yapalım? Import üzerinden gidelim. Buradan hemen stats models yapısı nokta api diyelim SSM olsun. Tekrardan şöyle aşağıya doğru geliyorum. X yapısı öncelikle tanımlamam gerekiyor. Bu yapı benim için arkadaşlar çeyrek 2, çeyrek 3 veya şöyle de yapabilirsiniz. Hemen isterseniz şöyle öncelikle print veri diye yapalım, çalıştıralım. Böyle tek tek yazmaya gerek yok. Oradaki isimler üzerinden işlemlerimizi yaparız. Şimdi benim bağımsız değişkenlerim artık oluşturmuş olduğum dummy değişkenleri. Çeyrek 2, 3 ve 4. Yani turizm gelirleri ve çeyrek yapısını droplamam gerekiyor bağımsız değişken için. Veri nokta drop dedikten sonra buradaki yapıyı arkadaşlar columns yapısı içerisine turizm gelirini almayacağız. Bunu droplayacağız. Virgül bir de buradaki çeyrek değerini droplayacağız. Yani buradaki x değerim artık benim için yapı çeyrek 2, çeyrek 3 ve çeyrek 4 yapısı olarak bağımsız değişken anlamında kalmış olacak. Bağımlı değişken yapısı olarak da turizm geliri yapmam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi x değişkenim artık çeyrek 2, çeyrek 3 ve çeyrek 4. Y eşittir dedikten sonra burası da artık şöyle turizm gelir değişkenim olacak. Yani bağımlı ve bağımsız değişkenlerimi artık bu noktada tanımlamış oluyorum. Şimdi yapı üzerine öncelikle regresyon modelini kurarken şuna dikkat ediyoruz. Dedim ya hani drop first yapısını kullanıp kullanmamak ile iki seçeneğiniz var. Eğer drop first kullanırsanız yani buradaki 4 çeyrekten bir tanesini devre dışı bırakırsanız bu durumda model yapısını sabit bir modelle kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Sabitlik kavramını biliyorsunuz y eşittir beta 0 artı beta 1 çarpı x şeklinde ilerleyen oradaki beta 0 yapısı. Tekrar altını çiziyorum. Eğer buradaki drop first kullanıyor iseniz bu noktada sabit terim yapısı kullanmanız gerekiyor. Çünkü oradaki kullanacağımız sabit terim çeyrek 1'in bize bilgisini verecek olan yapı. Peki bu noktada tekrar x eşittir diyorum. SM nokta sabit ekleyeceğim için at constant yapısına x'i gönderiyorum. Sonra model diyorum ve SM nokta OLS üzerinden doğrusal bir regresyon kuracağım için y x yapısını gönderiyorum ve bunu fit ediyorum. Daha sonra artık modelimin sonucunu almak için
hemen model nokta summary dediğim yapıyı kurmam gerekiyor. Şimdi tekrardan çalıştıralım arkadaşlar. Artık yapılarımızı bir model üzerinden kurguladık ve yapı bize 4 dönem için kullandığımız eksi 1 bir tane düşürdük. 3 moda 3 yapı üzerinden ve bir de sabitlik değerleri ortaya çıkarttı. Şimdi bu noktada ilk önce bakmamız gereken nokta modelin F istatistiği. Yani bakacağımız model aslında anlamlı mı diye bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu noktada 0,05'ten küçük olduğu için modelimizi anlamlı olarak kabul edebiliriz. İkinci yapımız bu noktada görmüş olduğunuz gibi sabit çeyrek 2, çeyrek 3 ve çeyrek 4 yapıları ki bu noktadaki bakacağımız yapı bunların anlamlı olup olmaması. Yani bunların hepsi zaten 0,05'ten küçük olduğu için istatistiksel olarak anlamlı yapılar. Şimdi bu yapılar üzerinden buradaki katsayılar eğer biz bir tane düşürmüş isek yani drop first yapmış isek bu durumda ortalama olarak birinci çeyrekteki yapı 1113,58 şeklinde ilerleyen ortalama turizm geliri. İkinci çeyrek yapısı ise sabit artı ikinci çeyreğin kendisi. Üçüncü çeyrek sabit artı üçüncü çeyreğin kendisi. Dördüncü ise sabit artı dördüncü çeyreğin kendisi arkadaşlar. Şimdi bu yapıyı şu şekilde kurar iseniz, şimdi bunu da hemen gösterelim. Buradan drop first'ü ben kaldırdım. Yani aslında bir düşürme işlemi yok. Bu noktada da artık sabiti kaldırmam gerekiyor. Şimdi tekrardan modeli çalıştırdığımda yapı üzerine tekrar bir model kurmaya çalışacak. Şimdi modelimizi bir kursun. Tekrar yeni model geldi. Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Hemen isterseniz şuradan bir hesap makinesi açalım. Mesela 1113,58. Şimdi bu noktada ne dedik? Eğer çeyrek 1'i düşürmüş isek bu değer aslında çeyrek 1'in kendisi sabit model kullandığımız için. Aşağıya geldik. İkinci model yapısında 1113,58. Yani değerler aynı. İkinci çeyreğe baktığımızda ne dedik? Sabit artı ikinci çeyrek. Yani 1113,58 artı 652,79 dediğimizde 1766 gibi bir değer çıkması gerekiyor ikinci kurduğumuz modelde. Bakın 1766,38 küsuratlar çok önemli değil. Eğer yapı en üçüncü çeyreği kuracak isem bu durumda yine sabit artı şöyle 1113 yapalım artı 2200 dediğimizde 3313. Bakalım görmüş olduğunuz gibi 3314. Küsuratları da koyduğumuzda aynı değere ulaşıyoruz. Yine aynı mantık çerçevesinde yine sabit 1113 artı 718 1831 küsuratlarla 1832 gibi bir değer olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi çeyreklik olarak da 1832'ye ulaşmış oluyoruz. Yani eğer bir tane düşürüp sabit kullanırsam toplam şeklinde ilerlemem gerekiyor. Eğer sabit kullanmaz isem ve düşürmez isem de bu durumda bu değerlerin toplamı şeklinde yine ortaya çıkabiliyor. Yine görmüş olduğunuz gibi model istatistiği yapısı anlamlı ve katsayı yapıları da anlamlı. Peki buradaki mevsimsellik yapısı nedir arkadaşlar? Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada 3. çeyreğin diğer çeyreklere göre çok çok yüksek bir değere sahip olduğu ve istatistiksel olarak da anlamlı olduğunu görebiliyoruz. Yani 3. çeyrek diğer çeyreklere göre aslında biraz sapma olacak şekilde ki buna mevsimsellik yapısı diyoruz. Ve bu mevsimsellik yapısı aslında yaz aylarında bu tabii ki illa artı olacak diye bir şey yok. Daha düşük seviyelerde de olabilir. Yani atıyorum başka bir veri setiyle çeyrek 2, çeyrek 3, çeyrek 4 çok yüksektir. Çeyrek 1 çok düşüktür. Bu noktada da çeyrek 1'in aslında bir mevsimsellik barındırdığını tespit edebiliriz. Bu yapı genellikle kullanılan bir yapı arkadaşlar. Bu dummy değişken yapısı ile mevsimselliğin tespiti için kullanılan bir yöntem. Tabii ki diğer yöntemler de var. Ama dediğim gibi kolay olması açısından bu yöntemi de yine kullanabiliyoruz. Yine aynı mantık çerçevesinde aylık yapı olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Zaten elimizdeki şu frekansı silelim. EVDS'den gelen sistem zaten aylıktı. Şuradaki yapı ise bizim için ay olacak şekilde düzenlenecek ki bu da bir mo şeklinde diye hatırlıyorum ama şöyle bir deneyelim, bir m yapalım veya bir mo yapalım arkadaşlar, bir kontrol edelim herhangi bir sorunumuz var mı, şunu tekrardan bir silelim,
print veri diyelim. Bir çalıştıralım bakalım. Aylık olarak alabileceğiz mi yapımızı? Herhangi bir hatamız var mı? Ona bakacağım. Şuradaki frekansla tam emin değilim. O yüzden evet, frekans yapısı şöyle yapalım. Böyle bir herhangi bir sıkıntı verecek mi? Çalıştırsın. Burada da hata verdi. Direkt M yapalım. Çünkü birçok fonksiyonda bu şekilde birbirine benzer şekilde değerler gönderildiği için arkadaşlar. Evet, geldi. Aylık olarak artık biz datamızı aylık olarak aldık. Şimdi bu durumda şuraya aylık yazıyorum. Artık yeni değerim aylık olacak ve quarter yerine artık month değerlerini almam gerekiyor. Dummies yapısına artık yine aylık olarak düzenleyeceğim. Prefixler artık aylık olacak. Şimdi zaten değişkenlerimizi kurmuştuk arkadaşlar. İlk yine 12 aylıksa bir tane düşürmediğim için yine 12 tane olacak. Ama tabii ki yapıyı sabitsiz şekilde kurmam gerekiyor. Model eşittir dedikten sonra SM nokta OLS diyorum. Y ve X değerini gönderiyorum ve fit etme işlemini yapıyorum. Print dedikten sonra model nokta summary diyerek artık aylık olarak da şu, bu arada şu hata verir. Şunu aylık yapalım çünkü drop yapıyoruz. Aylık yapıyı da drop ettikten sonra artık 12 aylık bir mevsimsellik gözlemine yine bakabiliyoruz. Çalıştıralım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sabit yok ve 12 aylık süreçte bütün değerler sıfır, yani anlamlılık düzeyleri sıfır olduğu için hepsi anlamlı diyebiliriz. Yine F istatistiğimiz yine eksi olduğu için bu noktada anlamlı diyebiliriz arkadaşlar. Şu noktada görmüş olduğunuz gibi aylık bazda, yani daha spesifik bir mevsimsellik baktığımızda 8. ve 9. ayların aslında çok net şekilde mevsimsellik yapısını etkileyen, bileşenini oluşturan iki ana zaman dilimi olduğunu da yine görebiliyoruz ki hepsi zaten anlamlılık düzeyi mevcut arkadaşlar. İşte bu şekilde mevsimsellik yapısını kukla değişken üzerinden basit bir doğrusal regresyon modeli kullanarak da tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Kullanılan bir yöntem, tabii ki kullanılan farklı yöntemler da var. Yine onlara da adım adım gelmeye çalışacağız. O zaman daha fazla uzatmayalım. Bu şekilde kodlarımız kalsın. Bir sonraki videoda diğer yöntemlerle devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.